Bu gelenek, bu iş yaklaşık 25 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde yapıyor. Türkiye'de dahil buna. Daha önceki depremlerde benzer çalışmalar yapıldı. Ama sanırım en iyi veriyi bu depremde topladık. Hemen ana vurucu şeyini söyleyeyim. Şimdi bu direngenliği belli bir seviyede tutarak, seviyeyi de söyleyeceğim. Hasar, ağır hasar görme oranını 1/3'e düşürebiliyoruz. Yani sahadaki veri bunu söylüyor. Bu direngenlik seviyesi belli bir seviyenin üstü olan binaların %25'inde ağır hasar varken, o seviyenin altında olan binaların %75'inde ağır hasar gözlemledik. Bizim 60 bin binamız ağır hasar aldı veya yıkıldı bu depremde. Eğer bu direngenlik seviyesimiz doğru tutmuş olsaydık 20 bin binada hasar olacaktı. Hani direkt düz oran yapıyorum ama 60 bin kayıp değil 20 bin kayıp yaşayacaktık. Ya da 100 milyar dolar değil 30 milyar dolar kaybedecektik. Ve çok basit bir izlenebilecek bir parametreden, değişkenden bahsediyorum. Binadaki toplam kat alanını düşünün. Yani diyelim 5 katlı bina 400 metrekare, 5 kere 400, 2000 metrekare toplam döşeme alanı var bir binada. Bu toplam alanın 1/400'de biri kadar her iki yöne, her iki yöne bu önemli, perde duvar koyarsanız bu seviyeyi sağlıyorsunuz. Ve bu hani maliyetinden de hemen bahsedeyim. Çünkü hemen bunu söyleyince çok büyük bir maliyet gelecek sanılıyor. Bu çerçeve için %10-15 civarlarında, bina için işte %5-10'a düşüyor ama bütün binayı satın alan vatandaş için düşündüğünüzde %1-2'lik bir maliyet farkından bahsediyoruz. Yani çok büyük bir fark da yok aslında. Ama bir şekilde buna bir direnç var. Hani buna gitmek istemiyorlar alışkanlıktan. Yani sistem şu anda bunu doğrudan kabul etmiyor ama sahadaki veri sırf bunu değiştirecek. Bakın geri kalan her türlü kusur ve zafiyetler dahil buna. 3 katı bir değişikliğe sebep oluyoruz. Ağır hasar görebilirlikte. Bu hem maliyet açısından hem can kaybı açısından hem şehirlerin yaşanabildiği açısından çok vurucu bir sonuç. Şöyle söyleyeyim, mesela Hatay, Antakya %50 ağır hasar aldı. Eğer bu parametre uygulanmış olsaydı %15 alacaktı. %15 hasar alsaydı şehir yaşanılır mı şu anda? Yani çok fazla etkileyen bir şey. Şimdi deprem mühendisliği pek anlaşılmıyor ama çok yüksek uzmanlık isteyen bir konu aslında. 400'de bir olanında perdeyi her iki yöne koymak çok kolay izlenecek bir şey. Belediye çok kolay izleyebilir. Ne bileyim kontrol eden mühendis izleyebilir. Vatandaş çok kolay izleyebilir ve riskinizi 3'ten 1'e düşürüyor. Evet, açıkçası şu anda bizim bunu şartlamaya sokma yönünde bir çabamız var ama bir direnç var bu konuda, onu da söyleyeyim. Farklı sebeplerle, çünkü insanlar hesaba çok güveniyor. Bakın hesaplamalarda bir sürü varsayımlar vardır. Yapana bağlıdır, modellemedeki birçok yani kabullere bağlıdır. Ama benim bahsettiğim şey sahadan gözlem verilir. Her zaman için en güvenli olan fiziksel gözlemdir. Yani şartlamaya sokabilsek herkes uyumak zorunda ama sokamazsak yani belediyeler kendileri şart koşabilirler, direkt koşabilirler. Ama vatandaş kendi isteyebilir, almayabilir bu olmayan binayı. Daha düşük depremlerde biz ağır hasar görüyoruz. Mesela Van depremi bu kadar büyük bir deprem değildi ama şehrin tamamını biz boşalttık. Neden biliyor musunuz? Bölme duvarlar gitti. Çünkü yapısal hasardan çok bölme duvar hasarları oldu. Şimdi bu ya söylediğim perde duvar miktarlarını bu seviyelerde kullandığınız zaman bölme duvar hasarları da çok ciddi miktarda düşüyor. Daha düşük talepler yaratan depremler de iyice azalıyor. Bakın başka yan ölçüde, çünkü depremler kademe kademe, biz her iki yılda bir belli bir deprem yaşıyoruz. Şehirleri boşaltmaktan da kurtulabiliriz. Çünkü bölme duvarlar her ne kadar yapısal olmasalar da binayı terk etmeye yol açıyor. Kullanamaz hale geliyoruz. Bir anda yüz binlerce insan dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Bu hasarı azaltma açısından daha ufak depremlerde çok faydalı bir durum. Şimdi bu direngenlik arttırıldığında 400'e bir oranda bizim veri setinin içinde yumuşak kat hasarları %10'a düştü. %90 azaldı. Yani diğer bir sürü yan faydalar var. Yaptığı şu aslında, yapının kusurlarının daha geç ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi bunu daha arttırabilir miyiz? Evet, biraz daha uzman bir kişi tarafından, mühendis tarafından bu perdeler düzgün yerleştirilirse, daha yerleşim ve detaylarına dikkat edilirse bu hasar görme duruma geçmek de içten değil. Ya da 400'de bir değil de 300'de bir, 200'de bir kullanılır. O miktarlar arttıkça bu değişiyor. Şili ve Japonya'dan bahsetmiştim daha önceki konuşmamda da. Mesela oradaki değerlere bakıyorsunuz. Evet, onlar bu değerleri koruyorlar zaten. Bunu yeniden, bu direngenliğin olduğunu yeniden bir daha bizim sahada göstermiş olduk. Etkili olarak çalışıyor. Komisyon da bir miktar destek gördü ama komisyon biraz değişiklik, çalışma biraz yavaş yürüyor. Ama şimdi bunu söylemeye çalıştım. Bizdeki tasarım ve uygulama pratikleri derken
malzeme ve detaylarda yetersizliklere rağmen bu iyileştirme var. Onları da zaten düzeltirseniz %100'e ulaşacağız. Onu söylemeye çalıştım. Uzmanlık alabiliyorsanız alamıyoruz. Yani topladığımız veri dünyaya açık durumda. Fotoğraflar da açık. Ama ben size özel fotoğraf yani seçmem lazım binlerce fotoğraf var aslında. Düzde talebin yüksek. Biz o bölgede topladık. Yani bir onun içinde bunlar. Evet. O yüzden o tabii Hatay'da ki sağlıyor. Hatay'da var. Kahramanmaraş'ta var. Hepsi var. Malatya dahil.